Bak yan yatıyor, gördün mü? Parlatıyor kendini. Gördün mü? Sırazı nasıl ayırt edebiliyorsun yıldızı? Sıraz daha koyu, koyumsu olur. Daha si... Ama bizde ne demek başlar? Bunların bir sürü erkeklerin gelmesiyle ilgili. Şu anki görüntü o ayı. Recep ve Esef onları çekeceksin diye buraya gelmişler. Bunlar. Aa şurada şurada. Şurada bak bak. Yo da yok. Ha orada da var evet. Daha hepsi şişmiş. Ve daha da sert yani yumuşak oluyor. Daha şey olduğuna gelmiş. Şeyde biraz yumuşak. Şimdi dediği gibi farklı şeydi. Bu dediği için olabilir. Öncelikle daha iyi gözüküyor. Ama ne başlama mı olacak? Bu keselerden çıkmış, şu keselerden çıkmışlar. Şimdi beslenmeye başlıyor. Şu an yavruları rahat bir şekilde kıyı noktalarda, otlar içerisinde ve açık bölgelerde gözlemleyebiliyoruz. Bunların hepsi düzgün bir av yasağı prosedürü izlemeyle gerçekleşiyor açıkçası. Bendim ağı üzerinde birçok noktada inci kefali gidebildiği kadar gidebiliyor üst noktalara kadar. Tabi yumurtaların özelliği yapışkan özellikle olduğu için sazangillere ait bir özellik bu. Yumurtalar genellikle otlu ve taşlı bölgelerde yapışkan bir halde ana bireyler tarafından bırakılmakta. İlk çıktıkları bölgelerde buralar. Aslında ilk önce de biz abi buralara bakıyoruz. Yumurtaları gözlemlerken otlu taşlı bölgelere bakıyoruz ki bu noktalarda ki potansiyeli görmeye çalışıyoruz. Bu noktada şu ana kadarki baktığımız gözlemlerde yumurtalarla ilgili gerekli verileri almış olmaktayız. Yine dere boyunca ara ara bu otlu bölgelerde gözlemlerimizi yerine getiriyoruz. İnci kefaleri bir kısmı artık dönmeye başladı. Üreme faaliyetini gerçekleştirdi. Tabii bu süreç daha devam ediyor. İnci kefaleri birçok gruptan oluşmakta. Bir kısmı üreme faaliyetini gerçekleştirdi. Diğer bir grup tekrar üreme için, bu yılki üremesini gerçekleştirmek için nehirlere girmeye devam ediyor. Üremesini gerçekleştiren inci kefalleri tabii görevini yerine getirmiş bir mutlulukla göle göçünü gerçekleştiriyor. Bu noktada biz ne derece yumurta bırakıldı, bırakılan yumurtalarda bir sıkıntı var mı? Tabii bunu gördüğümüz yavrularla mutlu bir şekilde yerine getirmiş oluyoruz. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadığını çıkan yumurtalardaki larvalara bakaraktan anlamış oluyoruz. Tabii belli bölgelerde daha fazla bir yavru yoğunluğu var. Bu suyun kendi biyolojik özelliğine göre, korunaklı olmasına göre, otlu ve taşlı olmasına göre yumurtaların yoğunluğu ve çıkan yavruların yoğunluğu bu noktalara göre değişmektedir. Su debisiyle ilgili eğer su debisi tabii çok düşe çekilirse kıyı bölgelerdeki, otlu bölgelerdeki inci kefallerinin su yüzeyinde kalması söz konusu olabilir. Böyle bir sıkıntı olabilir. Ve su dışında kalan yumurtalar ister istemez ölecektir. Böyle bir sıkıntı olabilir. Onun dışında üreme bölgelerindeki tahribat, yani biz kaçak avcılıkla sağ olsunlar tarım ekipleri, gece gündüz jandarma ekipleri gece gündüz uğraşıyor. Ancak bunun dışında derelerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu kaçak avcılıktan kurtulsa bile inci kefali yumurta bırakacağı alanların korunması lazım. Yumurta bırakacağı alanların insanlar tarafından tahrip edilmemesi lazım. Bu noktada tabii biz yine
zaman zaman denetimlerde bulunuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki dere içerisinde birçok noktada kum ocakları mevcut. Kum alım faaliyetleri söz konusu. Bunlar bu doğal yapıyı bozabiliyor zaman zaman. Yumurta bırakılacak anların, otlu bölgeleri, taşlı bölgelerin bozulmasına, inci kefallerinin bu noktada yumurta bırakmasına engel oluyor. Ve jandarma ekiplerimizle birlikte 7-24 çalışmalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar 600'e yakın bir denetim gerçekleştirdik. Bu 600 denetimde 70 ton inci kefali balığına el konuldu. 65 kişi hakkında yaklaşık 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 15 bin metre uzunluğunda yaklaşık 131 av malzemesine de el konuldu. Balık göçünü izlemek için çok güzel bir yer. Şu an balıklarımız hepsi göç zamanı balıklar yumurtalarını bırakıp gittiler. Çok güzel bir yer. Her zaman memleketimize bekleriz. Burdur'dan selamlar.